İyi akşamlar sevgili seyirciler. Teröre karşı hep birlikteyiz. Tişörtleriyle bu hafta takımlar maç öncesi ısınmaya çıkacaklar ve çıkıyorlar da. Galatasaray bu akşam Mersin İdman Yurdu'yla Türk Telekom Arena'da kendi sahasında karşı karşıya geldi. Ve bir birlik beraberlikle sahadan ayrıldı sevgili seyirciler. Milli maçlar sebebiyle liglere ara verilmişti. Ve bu ara sona erdi, artık Spor Toto Süper Lig'de heyecan başladı. Evet, bu akşam yine bizi izlerken, her cumartesi akşamı olduğu gibi bizi izlerken fotoğraflarınızı çekin, yollayın ve kendinizi Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol programında görebilirsiniz. Bizi izlerken çektiğiniz fotoğraflarla beraber Beyaz Futbol izliyorum etiketiyle, Beyaz Futbol izliyorum etiketiyle bize fotoğraflarınızı yolluyorsunuz ve biz de buradan yayınlıyoruz. Sevgili Sinan Engin'le beraber. Sinan abi, çok yaşa. Allah uzun ömürler versin. Hep beraber, hepimize Ertem. Yine değil mi? Tam üstten vuruyor. Tam üstten vurunca değil mi? Bir de gömleğin çok şık. Sağ olsun, Murat kardeşim yollamış. Evet. Çok şık. Evet, Sinan abiyle konuşacak çok şeyimiz var. Sinan Engin ekrandayken hemen belirtelim. Sinan Engin'in Instagram hesabı, biliyorsunuz cumartesi akşamları yorumlarınızı kendisine de gönderebiliyorsunuz. Sinan Engin sevgili seyirciler. Sinan Engin'in Instagram hesabı Sinan Engin. Instagram hesabı şimdiden bakmaya başladı. Program boyunca da devam edecek. Benim Instagram hesabımsa Ertem Şener. Bir de sevgili seyirciler, Ertem Şener efendim, Instagram direkt hesabı. Mesaj atmasınlar rica ediyorum. Direkt mesaj atmayın. Direkt mesaj atmayın. Mi deniliyor abi? Direkt olarak özel. Mesajlara bakmıyorum oraya. Bakılmıyor. Onu evet, da söyleyelim. Sinan Engin kendisi direkt olan mesajlara bakmıyor. Ortaya yazdığınız her şeyi okuyor, okumaya çalışıyor. Bir kez daha söyleyelim. Sinan Engin Instagram hesabı, Ertem Şener. Evet, başlayalım bakalım. Galatasaray'da bir birlik beraberlik, Mersin İdman Yurdu karşısında alınan bir birlik beraberlik. Sevgili seyirciler, maç sonrasında teknik direktör Hamza Hamzoğlu'nun yaptığı basın toplantısı. Arkadaşlarımız yayını hazırlıyor. Oldukça yayıncı kuruluşa oldukça sert bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşla ilgili değil ama hemen yeri gelmişken belirtelim. Hakem Mete Kalkavan'la ilgili olarak, hakemlerle ilgili olarak bugüne kadar sustum. Artık yeter dedi Hamza Hoca. Peki bundan sonrası için neler olacak? Galatasaray sakatlık haricinde, ceza haricinde ilk kez Felipe Melo'suz bir karşılaşmaya çıktı. Ve bu karşılaşmada Galatasaray berabere kaldı. Galatasaray 1-1 devam ediyor. Galatasaray'da 1-1'lik skorlar nereye kadar devam edecek? Maç sonrasında yaşananlar, maç sırasında yaşananlar, kırmızı kart, Selçuk'la ilgili olarak kırmızı kart. Herkes bir şey söyledi ama Sinan Engin'in maç sırasında söylediği çok farklıydı Selçuk'un kırmızı kartıyla ilgili olarak. Biraz ona daha, biraz sonra geleceğiz. Önce bir yorum alalım Sinan Hocam. Şimdi Ertem, hep şunu söylüyoruz Galatasaray'la ilgili. Hep söylemiştik. Evet. Yani bunu hep söylemiştik, tekrarlıyoruz. Bugün Galatasaray sence nasıl oynadı? Ben çok baskılı, çok bir fazla böyle çok hani, baskılı vardı. Pozisyonu çok vardı. 30-35 metrede. Mersin'in kalecisi nasıl oynadı? Mükemmel. Mükemmel. Kim iyi oynamış demek oluyor ki, o zaman? Demek tabii ki Galatasaray bazı şeyleri yapmış. Tabii. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Şimdi 3 kulvarda gidiyor değil mi Galatasaray? Salı günü de Atletico Madrid maçı var. Doğru. Allah korusun. Bak buradan söylüyorum. Sinan abi, bu arada 76-53 yenildik Fransa'ya maalesef basketbolda. 76-53. Geçmiş olsun. Ertemciğim, Galatasaray futbol takımının 11-12 tane iyi oyuncusu var. Hı hı. Bak 12, 13 değil. 13 tane. Bunlar da ne kadar götürürler, nereye kadar seni götürürler, o gün formda olmalarına bağlı. Yani Galatasaray futbol takımının kadrosu hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi hem ligi bugün götürecek bir kadro değil. 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 Kesinlikle değil. Galatasaray takımı, bugünkü maça baktık. Şimdi Galatasaray'a bak, bir özetleyelim. En başa gelelim, en başa. Başkandan gelelim. Camiadan gelelim. Galatasaray yönetimi doymuş. Doymuş. 4 yıldızı taktık, iş bitti. 4 yıldızı takıldı, iş bitildi. Ne yaptı Galatasaray yönetimi? Şimdi transfer herkes yapar. Transfer herkes yapmayı bilir. Doğru. Yani parayı harcarsın, yaparsın. Niye yapmadı Galatasaray? Mali sıkıntılardan dolayı borç ödeme falan filan bilmem ne, ama taraflara bunu anlatamazsın Ertem. Anlatamazsın tabii. İsterse Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu yarıya indirsin.
Türk Telekom'da işler iyi gitmezse hiçbir türlü bu taraftar falan dinlemez arkadaş. Beni ilgilendirmezler. Ben borç morça bakmıyorum arkadaşlar. Beni borç ilgilendirmiyor der. Bana sen Türk Telekom'dan maçı kazandıracak önemli oyuncu al. Rakiplerim doğru. Almış. Sen 4 yıldızı takmışsın. Herkesin önüne geçmişsin. Evet. Bak 4 yıldızı takmışsın. Evet. Herkesin önüne geçmişsin sen. Şu an herkesin öndesin Türkiye'de. Doğru. Geçmişsin. Ama yetmiyor. Senden devamını istiyor. Bu sene niye yapmadın diyor. Bu kadro yetmez. Yetmez. Bu kadroyu yetmeyeceğini 2 ay evvel söyledik. Yetmez. Bu kadro yeterli bir kadro değil. Bunun yanı sıra da Allah da yardım etmedi bugün. Allah da yardım etmedi. Zaten bugünkü maça baktığın zaman Ertem hani böyle bir mahalle maçları olur biliyor musun? İleride offside'de oyuncular beklerler. Beleşçiler vardır beklerler. Evet, oyun evet. İkiye bölünür böyle. Doğru. Bir o alıyor gidiyor, o alıyor gidiyor. Dönüyor öteki taraftan işte Semih'le Hakan oradan mücadele ediyor. Öteki taraftan Mersinliler mücadele ediyor. Falan filan. Orta sahada bir boşluk, büyük bir boşluk var. Hızlı olan, topu çabuk kapan, çabuk hücum eden öne geçiyor. Yani Mersin takımı biraz daha ön tarafı becerikli olsaydı belki maçı da alabilirdi. Doğru. Ama bunun yanı sıra Ertemciğim, Galatasaray'ın normal olarak maçı 4-2, 5-2 falan olması gerekiyor. Eğer futbol adaleti, futbolun şansı varsa. Futbol adaleti ve futbolun şansı. Ve formsuz bir kaleci yakalarsan. Müthiş oynayan bir Mersin kalecisi vardı. Tebrik Muharrem. Ediyoruz. Muharrem mi? Evet. Yani yanlış isim söylemeyelim. Muharrem oldu, evet. Muharrem olduğunu onun için. Hatta içeride Ahmet Hoca dedi ki ya Muharrem ne tuhaf isim diyordu seyrederken maçı. yanlış mı söylüyorsun? Zülfikar. Evet. Zülfikar mı demişti bir de? Zülfikar. Kaleci Zülfikar. Neyse detayına girmeyelim. Ondan sonra şimdi harika oynadı. Mersin İdman Yurdu çok önemli bir puan aldı. Ligin şampiyonundan, en iyi takımından bir puan aldı. Yani Beşiktaş'tan işte 5-7 döndü öteki taraftan. Mersin İdman Yurdu'nun ilk puanı. Evet diyorum ya. Yani tamamıyla bütün maçlarda 0 çekti. Aynen bugün öyle. Ligin şampiyonundan ve Türk Telekom'dan. Şimdi Galatasaray takımının hep diyorlar ki Melo. Kardeşim Melo önemli bir faktör. Futbol dışı sahada çok lazım olan önemli bir figür. Hakem etkiler, rakibi etkiler, takım arkadaşlarını ateşler. Melo'yu verdin, yerine adam alacaksın. Bunların planlamalarını yapacaksın. Şimdi Melo 20 gün, 25 gün oldu, geldi, gelmedi falan filan. Bir, Galatasaray yönetimi çok acemi. Hiç. Bak o şeye falan söylemiyorum ha. Hani o en son Dortmund'lu oyuncunun transferiyle ilgili. Yani onun transferiyle ilgili yani orada ilgili. Profesyoneller hata yapmıştır orada. O Dursun Özbek o bağlamaz o. Yani oradaki takımın profesyonellerinin bir hatasıdır o. Doğru. Orada imza eksiktir bilmem ne falan filan. Ona ben bakmıyorum ama onun dışında Melo'nun gideceğini gitmeyeceğini önceden bu programları yapması lazım Galatasaray'ın. Bunları yapmadı. Galatasaray'ın ne dedik? Burak Yılmaz varsa da dedik bir tane santrafor almalı dedik. Varsa da alman lazım. İşte Burak'ta hafif bir adalesinde bir şeylik oldu. Doğru. Mesela Burak diyelim sakatlandı bu hafta. Madrid maçında ne olacak? Hafifte bir herhalde bir sıkıntı oldu adresinde ama adresinde var mı? Sıkıntı var. Var. Salı günü oynama ihtimali de sıkıntıya düşmüş. Yani santraforun yok. Yani Podolski, Schneider, işte Ertemciğim, Selçuk, Olcan bunlarla aynı anda oynadığın zaman orta sahada boşluk verme şansın çok yüksek. Orta sahayı rakibe kaptırırsın. Tabii. Yani bu tip oyuncular yani Selçuk da bak şimdi Selçuk defansif bir orta saha gibi görünüyor ama temposu yavaşladı Selçuk'un. Eski hızlı temposunda değil Selçuk. Yani Selçuk öyle çok fazla üst düzey fizik kapasitesine sahip değil. Hani hızlı bir temposu yok. Bak Selçuk yavaş, Olcan yavaş, Schneider yavaş, Podolski var. Mersin takımına sen koskocaman bir alan bıraktın. Bir de senin stoperlerin de yavaş oyuncular ve gelen stoperlerle karşı karşıya kalıyor. Stoperlerle. Mesela Sabri'yi bu kadar kötü görmedim. Çok etkisizdi. Bugün. Sabri. Çok. Çok etkisiz oynadı. Onun için Galatasaray'ın özeti şudur.
Galatasaray'ın bu kadrosu şampiyon ve şampiyonlar ligine yeterli değildir. 3 puanlı sistemde en kötü ilk 4 hafta başlangıcını yaptı. 4 maçta 5 puan. Ertemciğim, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ne, Türkiye Şampiyonu'na bu kadro yeterli değil. Değil. Yani bugünkü sahadaki 11 de yeterli değil. Hani ben diyorum ya, Galatasaray'ın kulübesi sağlam değil falan filan. Bu da yeterli değil. Yani kulübeyi kenara koyalım, bu da yeterli. Bugünkü maç zaten çok son derece disiplinsiz bir maç. Topu alan gidiyor. Topu alan gidiyor. O rakip Mersin kapıyor, Mersin dönüyor. Orta sahada bir alan var. İleride işte Schneider, Podolski, Burak bekliyorlar. Onlara top dönsün, gelsin. Tekrar hücum ediyorlar. Kaptırıyorlar, onlar kalıyorlar mesela. Orta sahada büyük bir alan var. Onun için Galatasaray'ın öncelikle bu sene çok büyük sıkıntısı olduğunu herkes, ben şunları söylemek istemem. Yani Hamza Hoca'yı işte 5 hafta sonra, 6 hafta sonra bu tribünler protesto eder, Dursun Özbey eder falan, bunu söylemek istemiyorum. Ama Galatasaray'daki durum oraya doğru gidiyor Ertem'cim. Galatasaray'da görüntü o tarafa doğru gidiyor. Yani bir tribün protestosuna doğru gidiyor Galatasaray. Evet. Şimdi Galatasaray taraftar arkadaşlar yazıyorlar buraya. Instagram'a falan da bakıyorum. Geliyor içeriden de söylüyorlar. Çocuklar, hakeme de geleceğiz. Maçın hakemi de ilgili. Selçuk'la da ilgili de konuşacağız. Ya Tita'yla da ilgili konuşacağız. Yani bunların hepsine birazdan geleceğiz. Ama önce şu Galatasaray'la ilgili olan Galatasaray, Dursun. Oyunun bir karakterini bir görelim. Nasıl Dursun, performans Özbek, onu bir görelim Dursun, önce. Özbek yönetimi acemi, Galatasaray'ın bu kadrosu yeterli değil. Bu buradan fikiriz. Yani bu 11'i, sahadaki 11'i şampiyon olmaya yeterli değil. Yeterli değil çünkü temposu yok. Galatasaray takımın yok. Orta sahası çok yavaş. Çok yavaş bir takım. Savunması ağır. Semih ilk çıktığındaki Semih değil. Hakan Balta hem milli takımda oynuyor hem orada oynuyor hem oynuyor. Artık onun da mecali kalmadı. Temposu düşme, yani yoruluyor. Onun için ama ön tarafa baktığın zaman Schneider'den... Hakan Baltan'ı bir de sinirlerine de vurmuş bu biraz herhalde. Abi ne yapsın? Bak bir Selçuk... Bayağı bir gergin. Aynı Selçuk. Hakan Baltan'ı böyle bak aynı gördüm. Selçuk'un durumu da Ertem. Birazdan Selçuk'a bir parantez açacağız. Selçuk'u anlatırken... Selçuk ve Mete Kalkavan ve Tita'yı anlatırken burada ve Vederson'u anlatırken... Onu da anlatacağız. Yani Hakan Baltan'ı benzerliğini. Onun için burada Galatasaray takımı işler zor. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bu Galatasaray'dan çok özür diliyorum... Yani Ocak transferine kadar transfer yapamayacağı için bu kadroda sıkıntı görüyorum. Eğer rakipleri kazanırsa, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon maç kazanırlarsa ara açılır Ertem. Bayağı bir onlar da takılırlarsa o zaman bir şey diyemem. Yani Fener, Beşiktaş falan filan takılırsa Trabzon ayrı. Ama böyle arka arkaya mesela nasıl Fenerbahçe mesela 10 maç yenilmiyor işte kazanıyor. Beşiktaş 10 maç falan bile. Böyle bir seriler olursa ara açılır. Onun için Galatasaray'da o zaman sıkıntılar olur. Galatasaray'da sıkıntılar olur. Galatasaray yönetimi sezon başı işi kaybetti. Dursun Özbey'e buradan söylüyorum yine. Belki Galatasaray kulübü için mali açıdan çok önemli işler yapıyor olabilirsiniz sevgili başkan. Ama futbol maalesef çok enteresan bir oyun. Taraftar tesise, stata veya mali bütçeyi düzeltmişsin, mali pozisyonu takımı bunlara falan hiç bakmaz. Taraftar skor tabelasına bakar, ona göre yorum yapar arkadaşlar. Sevgili başkan, maalesef bu ülkede bu böyle. Biz gittik ucuz ucuz mesela oyuncular aldık. Vay oyuncular alınır mı? İşte niye kulübün bütçesini düşündüğümüz işte dolayı. İşte bonservis elinde aldık, bilmem ne aldık falan filan. Hemen bir sürü laflar ediliyor. Yani onun için siz sezon başı maalesef Galatasaray'ı 5-0 geride başlattınız. Bakın sezon başı. Hele Melo'yu da verdikten sonra ama Melo'yu vermeden evvel insan bir A, B falan bir kenarda bekletir. Yani bekletir. Bir transfer bekletir. Bunları da yapmadınız. Onun için işiniz zor. Allah sizin yardımcınız olsun Ertem'ciğim. Evet. Evet, baktığımız zaman Burak Yılmaz'la ilgili haberler pek iç açıcı değil gibi gözüküyor. Eyvah. Atletico Madrid maçıyla ilgili olarak. Eyvah. Atletico Madrid maçında oynama ihtimalinin de zayıf olduğu yönünde gelen haberler var. Maç sonrasında aynı zamanda Şecu ile ilgili olarak da kesin olarak hani %90-%95 Şecu'nun Atletico Madrid maçında oynama ihtimali çok zayıf. Burak Yılmaz'ın biraz daha iyi ihtimale dönüştüğünü belirtiyor şu anda Onur. Hani Burak Yılmaz'la ilgili Atletico Madrid maçında çok fazla sıkıntı yok. Hani
yapılan kontrollerden sonra belli olacak ama Şecu konusunda çok büyük sıkıntı var. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray'da Melo, Selçuk, Selçuk'un da kırmızı kart gördüğünü hatırlatalım. Hamza Hoca çok agresif, Hakan Balta çok agresif. Bunlarla ilgili baktığımız zaman bir şeyler eksik. Yönetim maç sonrasında ikinci başkan çıkıyor diyor ki... Ertemciğim. İkinci başkanın bir açıklaması var, birazdan ekrana gelecek. Benim bunlardan haberim yok. Snyder'le sözleşme imzalandı mı, imzalanmadı mı? Benim bunlarla bir ilgim yok. Yani herkes sanki birbirinden habersiz gibi. Ve biraz önce siz çok enteresan bir şey söylediniz. Galatasaray yönetimi protestoya hazırlanıyor diye. Eğer bu terör olayları olmasaydı... Bugün arenada çok daha farklı şeyler olacaktı. Galatasaray taraftarı şu günlerin hatırına sustu. Yani zaten ülke şu anda sıkıntılı terör yönünden, ondan dolayı sustu. Ertemciğim, biz televizyon programı yapıyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı içinde olması bizi çok mutlu eder. Tabii, ama biz benim tabloyu, fotoğrafı ortaya. Şimdi burada biz Galatasaray'la ilgili şunları söylersek belirli bir kesim bize der ki, yani belirli insanlar. Bu Instagram'a şimdi bu yüzlerce Dursun Özbek istifa diye geliyor. Şimdi biz burada dersek ya arkadaşlar sabırlı olun. Bu Galatasaray takımı iyi olacak. Yani bu Galatasaray takımı iyi, bakmayın bugün çok iyi oynadı falan. Bir sürü pozisyonlar var dersek yanıltmış olurum ben. Benim fikrim bu değil. Benim fikrim arkadaş. Benim fikrim Galatasaray'ın sıkıntı yaşayacağı yönünde. Yani yapıcı yorumlar yapalım. Yaptık, yapıyoruz ama Galatasaray'ın kadrosunun yeterli olmadığını ve Galatasaray kadrosunun bazı oyuncularının arka arkaya çok oynayacakları için de yorgun düşebileceklerini. İşte Burak Yılmaz diyorsun. Burak Yılmaz'ın Adelaide'de arkada bir sıkıntı var. Mesela Burak Yılmaz bir hafta oynadı, 3 hafta oynamadığı zaman santrforun yok. Podolski'yi oraya koyacaksın veya Umut'u koyacaksın. Burada sıkıntılar var. Şejo diyorsun. Allah'tan Hakan Baltay'a falan bir şey oynamıyor. O bir şey olmuyor. Yani biyonik adam gibi maşallah. Evet, oraya koy, evet, milli takım, evet, her yerde, evet, oynuyor. Yani onun için... Çocuğun da sinirleri alt üst oluyor. Normal arka arkaya, yani, arka arka oynuyorsun. Ondan dolayı biz de Galatasaray'ın iyi söyleyelim, iyi konuşalım ama kendimizi kandırmayalım, sizi de kandırmayalım. Galatasaray'da sıkıntı var. Galatasaray gerekli transferleri sezon başı yapmadı. Yapmadığı için de çok güçlü bir kadrosu yok. Orta sahası yavaş. Hücumda çok etkili değiller. Çünkü hep bir adamdan bekleniyor. Schneider vuracak, işte Burak bir şey yaratacak, edecek. Yok. Yani belki de bunun önlemini Hamza Hoca alacak ama bugün mesela Galatasaray'ın oyun sistemi de kötü. Yani oynadığı oyun çok disiplinsiz bir oyun. Çok şuursuzca ataklar yaptı Ertem. Yani Mersin takımı biraz ön tarafa akıllı ve becerikli olsaydı maçı kazanabilirdi de. Ama dön öteki taraftan da kaleci Muharrem'in 4 tane 5 tane net kurtardığı pozisyonlar var. Doğru. %100 pozisyonlar var. Yani bugün mesela Galatasaray bugün kazanmış olsa da buna benzer yorumlar yapacaktım. Evet. Yani Galatasaray'ın ben bugün kazansaydı sonuca göre yorum yapmıyorum. Buna göre yorumlar yapacaktım. Bir tane ben gelsin bakalım bir tane Galatasaray'ın Galatasaray'dan şu an memnun olduğunu oyunundan falan diyemezsin. Kesinlikle. Ama onun için Galatasaray takımı her şeyden önce oyun sistemi bu Kerem bugün beni Hamza Hoca oyunu elinden kaçırdı. Hamza Hoca oyunun kontrolünü kaçırdı. Çok şuursuzca bir disiplinsizce oynayan bir oyuncu topluluğu vardı Galatasaray'da. Hurra kalabalık adamla hücum ediyorlar. Hurra gidiyorlar, dönmüyorlar. Ve acayip bir oyun, baktığın zaman müthiş oyunda bir açıklar var. Orta sahada açıklar var. Savunmada sıkıntılar var. Yani Allah'tan ki yani Semih, işte ne o Hakan Balta biraz iyilerdi. Yani son hamleleri falan yaptılar. Son müdahaleleri yaptılar. İşte o çocuğun kaçırdığı Mersinli olanın neydi? Murat'ın kaçırdığı karşı karşıya mesela, evet, pozisyon. Evet. Atsa belki maç çok daha değişik olabilir ama bunun yanı sıra da Burak'ın da çok pozisyonları var. Ama özetlediğin zaman Galatasaray futbol takımının kadrosu Ertemciğim yeterli. Ocağa kadar inşallah yarıştan kopmaz. Bakın önemli ölçüde. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon açarsa arayı, yani maç arka arka rally yaparlarsa onların da tabii durumlar o kadar çok iyi değil şu an baktığımız zaman. Onlar da çok iç açıcı oynamıyorlar. Evet. Ama önlemini alacaktır. Galatasaray'ın inşallah ocağa kadar önemli sakatlıklar olmasın. Önemli oyuncularında. Alternatifi yok. Yok tabii. Alternatifi yok. İnşallah ara açılmaz. Ve tribün, evet bugün çok önemli bir seyirci vardı. Yağmur. Cumartesi olmasına rağmen. Yani ve yağmur ve cumartesi, bakın pazar adı neyse. Cumartesi ve yağmur. 21 bin küsür seyirci vardı. Bu önemli bir rakam. Kötü bir rakam değil.
Kötü bir rakam değil. Benim korkum oydu mesela içeride Ertem'le falan bir seyrederken. Eyvah dedi Galatasaray işte protesto başlar mı falan. Olmasın. Hamza Hoca'yı protesto etmesinler. Dursun Özbek'i etmesinler. Çünkü geçen sene Dursun Özbek bu takımın başındaydı, bu takım şampiyon olduğu zaman. Geçen sene önemli faktördü. Onun için Galatasaray'ın işinin zor olduğunu söyleyebiliriz Ertem'ciğim. Evet. Sinan abiye bir nefes aldıralım. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin. Beyaz Futbol izliyorum etiketiyle beraber bizlere gönderiyorsunuz. Ve ekranın hemen ortasında siz de bizimle beraber ekranda oluyorsunuz. Antalya Spor 2-0 kazandı yine. Samuel Eto'nun attığı 2 gol yine çok 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 ses getirdi. Cüneyt Bey göndermiş sağ olsunlar, bizi izliyorlar. Antalya Spor taraftarı yine ekranda 3 taraftar, 3 izleyici Beyaz Futbol taraftarı. Ekrana görüntüleri geliyor böylelikle ve yine bir görüntü daha sevgili seyirciler, Zonguldak Spor taraftarı ve yine görüntüler arka arkaya geliyor. Hüsnü Kaya Beyefendi'den, Cem kardeşimden ekrana görüntü geliyor. Sürekli olarak gönderiyorsunuz gecenin sonuna kadar canlı yayında Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol'da bu görüntüleri sizlere yayınlayacağız. Bir asker selamı sevgili kardeşimden, biz de sana böyle bir asker selamı verelim. Teşekkür ediyoruz mesajın. Reklama çok 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 anlamlı. Yok, reklama gitmiyoruz. Nasuhi Sezgin beyefendi, Galatasaray 2. Başkanı. Evet. Nasuhi Sezgin'in yaptığı bir açıklama var maç sonrasında. Wesley Sneijder'le ilgili ve Fenerbahçe ile ilgili. Sonra diyorlar ki siz ortalığı karıştırıyorsunuz. Ortalığı karıştıran biz değiliz. Ortalığı karıştıran maalesef yöneticiler, sadece Galatasaray değil. Hepsi. Bakın açıklamaları bir izleyelim. Sonrasında dönelim. Buyurun. Sneijder'le sözleşme imzalanacağı söyleniyor. Evet, doğrudur. 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 Bir de Fenerbahçe'nin istediği, Aziz Yıldırım'ın istediği şeklinde yorumlar çıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Rakip o takımla ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Sneijder'le ilgili görüşmeler devam ediyor. Arkadaşlarımız belki imzalamışlardır şu anda, bilemiyorum. Bir daha alır mısın başa? Sevgili Serkan'dan rica ediyorum. Evet. Buyurun. Sneijder'le sözleşme imzalanacağı söyleniyor. Evet, doğrudur. 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 Bir de Fenerbahçe'nin istediği, Aziz Yıldırım'ın istediği şeklinde yorumlar çıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Rakip o takımla ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Sneijder'le ilgili. Sneijder. Wesley Sneijder'le ilgili biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu bir açıklamanın olduğu iddia ediliyor. Wesley Sneijder sözleşme imzalaması alırız gibilerinden bir açıklama olduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı kenara koyduk. Doğru mu değil mi bilmiyorum. İddia diyorum sadece. Ama Galatasaray 2. Başkanı'na, Galatasaray Başkanı'na bu iddia soruluyor. Diyor ki Sezgin gelmez, böyle böyle bir durum var. Rakip derken bir anda susuyor, o takımla ilgili diyor. O takımın adı Fenerbahçe. Burada Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Fenerli olması önemli değil. Ama bir yöneticinin o takımla ilgili demek başka, rakibimiz Fenerbahçe demesi başka, rakibimiz Galatasaray demesi başka değil mi Sinan abi? Vallahi Ertem, hele şimdi böyle bu bir günde, böyle koca koca adamları günlerde biz burada terbiye edecek, nasıl konuşacağını falan bunlara söyleyecek değiliz. Yani Ertem'ciğim, herkesin kendi tasarrufu. Yani rakibine saygı gösterir göstermez. Herhalde maçın, maç bitimindeki maçın gerginliğinden kaynaklanan, üzüntüsünden kaynaklanan dolayı. Şimdi camialarda şöyle bir şey var. Şimdi rakip, bak rakip Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Bu özellikle bu idareciler birbirleriyle ilgili sempatik konuşmalar yaparlarsa camialarından tepki alıyorlar diye fazla böyle girmiyorlar, yumuşak camialardan oluyorlar. Camialardan tepki alıyorlar. Camialarından alıyorlar diye yumuşak giriyorlar. Onun için burada yani biz beyefendinin ne konuşacağını, ne söyleyeceğini kendi tasarrufu, kendini bağlar. Bizi ilgilendiren bir konuşma değil. Yani kendisini bağlar. Yani biz hep istiyoruz. Biz bunları bin kere söyledik. Rakibinize saygılı olması falan. Fenerbahçeli Mahmut Uslu da konuştu. Aynısını söylüyor. Herkes aynısını söylüyor. Sayın Mahmut Uslu çıktığı zaman konuşuyorsak. Hepsine söylüyoruz. Bugün Galatasaraylı yönetici çıktığı zaman hepsine da konuşacağız. Bu bizim tarafsızlığını gösterir. Sinan abi, özür diyorum. Hamza Hoca'nın basın toplantısı geldi. Bir dinleyelim mi? Dinleyelim. Hakemle ilgili olan, Mete Kalkavan'la ilgili olarak Galatasaraylı taraftarlar çok ama çok tepkililer Mete Kalkavan'a. Yine Hamza Hoca da aynı şekilde, bir izleyelim bakalım. Bugün ilk defa konuşacağım ve bir daha belki konuşmayacağım. Yani inşallah bir daha konuşmayacağım. Yani bugünkü hakemle ilgili konuşacak olursak öncelikle, yani biz her şeyin farkındayız. Yani biz susuyoruz diye insanlar sanki biz ya hiçbir şey görmüyoruz sanıyorlar. Yani susmak demek bir şeyleri görmemek anlamına gelmez. Bugün ilk yarı kaleci 2 dakika ayakkabılarını bağladı.
bir dakika uzatma verdi. İkinci yarı iki dakika bir pozisyonda yattı. Arkasından bir buçuk dakika daha yattı. Tamam, sakatlık, yani ben bir şey demiyorum. İnşallah bir şey de olmamıştır bir tarafına ama yani bu zaman kayıplarını kim telafi edecek? Hakem. Üçer oyuncu değişti. 3,5 dakikada kayıp ve onun dışında da zaten bazı pozisyonlar var. Oyun içinde duraklayan, uzatılması gereken pozisyonlar var. 5 dakika uzatma veriliyor. Geçen sene rakiplerimize 45 dakika fazla maç oynatıldı arkadaşlar. 45 dakikada bir büyük takım bir gol atabilir mi? Atar. Bir 3 puan hanesine fazla yazdırabilir mi? Yazdırır. Şampiyon olan takım kaç puan farkla şampiyon oluyor? 1, 2, 3. Yani bunun hesabını biz yapıyoruz, yapmıyoruz sanmayın. Yani susuyoruz diye hiçbir şeyin farkında olmadığımızı düşünmeyin. Geçen hafta Karol'e çıkan 2 tane sarı kart arka arkaya. Bana göre direkt olarak ön yargı ve art niyet, başka bir şey değil. Bugün Selçuk'a erken düdük çalınsa, faul verilse belki o hareketi yapmayacak. Yani susuyoruz diye lütfen herkes ensemize vurup lokmamızı almaya çalışmasın yani. Lütfen. Şimdi bir iki şeye katılabilirim ama onun dışında katılmam mümkün değil Ertem. Her türlü mağlubiyetten sonra bu yapılan konuşmalar ve sıkıntı var. Yani Hamza Hoca da biliyor. Yani Hamza Hoca da Galatasaray'da bir sıkıntı olduğunu ve sıkıntı yaşayacağını, bu takımda sıkıntı yaşayacağını o da biliyor. Ama bir, geçen sene ligin kaçıncı haftasında geldi? 5. 7. haftasında geldin. Bu takımla, bu hakemlerle şampiyon oldun. Geçen sene kırmızı kart görmeden Galatasaray bu ligi bitirdi arkadaş. Doğru. Şimdi bakın, yamuk oturalım, eğri oturalım, doğru konuşalım. Yamuk oturalım, eğri oturalım, doğru konuşalım. Hakemlere falan, Hamza Hoca'nın en son konuşacak kişi Hamza Hoca'dır hakemlere. Abi geçen senenin sen şampiyonusun. Ligin daha 3. haftası. Hani geçen sene de yaralı olursun da hakemler senin canını yakmıştır. Biz zaten bunun hakkını veririz Ertem. Evet. Seni deriz ki haklısın kardeşim. Bu hakemler geçen seni parçaladı deriz. Hayır, geçen sene şampiyon oldun. Ve yanlış anlamayın ha, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da olsa aynı konuşmaları yaparım. Aynı şampiyonlukta olsa. Aynı şartlarda. Ligin daha 3. haftasısın Ertem. Değil mi? Evet. 3. haftası hakemlerden değil. Sen hakemleri falan birazdan geleceğiz. Yani Tita'yı attı abi, hakem şey değil ki. Yani biyonik falan değil ki hesaplasın veya ne o. Önceden falan hissetsin falan filan. Bu Tita'nın onu bırakmayacağını falan filan. Bu düdüğü getirene kadar, çalana kadar falan filan. Hı-hı. Yani o kadar değil Hamza Hoca, yapma gözünü seveyim. Yani kesinlikle altı çizilmesi gereken konular bunlar. İşte uzatmalardan söz ediyor. 6-7 dakika diyor. Hiçbir sıkıntı yok onlar dertem. Hakemin hiçbir sıkıntı yok uzatmalarla ilgili. 5 dakika uzatma vermedin mi maçın sonunda? Evet. 2-3 dakika oyun durdu falan filan. Bunlar önemli şeyler değil. Hamza Hoca, sen buna bakmayacaksın. 1 dakika fazla oynamışsın, az oynamışsın, bakmayacaksın arkadaş. Sen senin takımına niye transfer yapmadın, yapamadın? Bunları anlatacaksın. Son dakikada Melo'yu niye verdin? Ondan evvel niye alternatifini bulmadın? Sen bunları söyleyeceksin hoca. Biz seni seviyoruz, kardeşimizsin. Ama burada konuyu başka ellere saptırmayacaksın. Korumayacaksın yönetimi falan. Bak gerçeği, gerçek konuşalım burada. Burada sen hakemle ilgili en son konuşacak Türkiye'de teknik direktör Hamza Hoca'dır. Hiç kimse senin teknik direktör olduğun takımda, çünkü sen sevilen bir insansın, hiç art niyetli olmaz. Arkadaş. Bak art niyetli davranmaz oyun içinde. Evet. Yanlış abi. Söylüyorsam yanlış söylüyorsun. Özür dilerim. Lig TV'den açıklama şu anda. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Dediniz ya 3 ya da 4 dakikadır diye. 5 dakika verdi hakem. Evet. 4 dakika 20 saniye. Lig TV resmi açıklama yapmış. İkinci dakika. İşte biz görüyoruz Ertem ya. 4 dakika 20 saniye durmuş oyun sadece. Abi. Hakem fazla bile vermiş. 7 dakika olsa yani. Mersin'in gol atmayacağını nereden biliyorsun? Mersin de tehlikeli ataklar yapıyor. Yani Ertem'cim 95 dakika oynuyorsun, yenemiyorsun. 96 dakika mı oynamak gerekiyor?
Yani bir dakikadan fazla oynaman gerekiyor. Hatayı burada aramayacaksın. Koca Galatasaray camiası Hamza Hoca burada hatayı aramayacak. Aramayacak arkadaş. Sen bu takımı puanı yok. Sen bu şampiyon takım geçen senenin en fazla para kazanan takımı, kasasına para koyan takımını sen transfer yapmadın. Rakiplerin yaptı. Rakiplerin yaptı. Ha! Şu senin sen şuna dua et. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ark ve Trabzon'da katıyoruz. İyi bir kadrosu var. Arka arkaya ocağa kadar maçları kazanmasınlar. Kazanırlarsa ara çok açılır. Kusura bakma. Sevgili hocam. Hiç kusura bakma. Onun için hakemler falan filan filan deme. Burada hakemler falan dersen sevgili beyefendi, beyefendi dürüst, kişilikli, her zaman o hiç eyyamda yapmadın, rakibinle de ilgili konuştun, alkışlarım dedin. Biz sana buradan belki senin yani en yakın arkadaşların bile sana yapamayacağı övgüleri biz buradan sana yaptık. Biz sustukça herkes ensemize vuruyor diyor. Hiç öyle bir şey yok, susma falan yok. Niye sustun daha ligin 3. haftası Ertem? 4. Ya 3 bit 4 değil mi? Ayağımız alışsın. 4. 4 değil mi abi? 3-4 ya ne yapacaksın 3-4 ya abi? 3 daha 2 de ya ne olacak? Ligin başı da Ertem. Yani 3 hafta 4 hafta maç oynamışsın şurada arkadaş sen ya. Yok geçen seneden beri diyor. Biz susuyoruz tamam herkesin. Ya tamam abi onu vuruyor. Diyorum yani daha yeni oynuyorsun. Lig yeni başlamış. Vuruyorlar mı gerçekten Galatasaray'ın ensesine? Hangi golünü vermediler Galatasaray'ın? Hani Nizami hangi golünü vermediler? Ben bakalım maçı söylerim. Ayrıca şunu da söylüyorum. Selçuk'un pozisyonunda haklı olduğun sebep şu olabilir. Selçuk'un pozisyonu bir şanssızlıktır. Eskiden bu vardı. Eğer takım Selçuk'un kırmızısını iptal etmelidir. Ne? Selçuk'un kırmızısını iptal etmelidir. O zaman bir saniye. Titan'ın özel röportajı var. Evet. Bir gelsin Titan'e demiş. Evet. Göstermiş. Tita arkadan Selçuk'u şu şekilde kavuruyor. Abi bırakmıyor çocuğu ya. Bırakmıyor. Sonrasında Selçuk ayağıyla tekmeliğine işte bağdırına bir bırak şekilde vuruyor. Abi Ertem maçın kaçıncı dakikası? Sinirler gergin. Tabii tabii. Bakın şimdi bak sinirler gergin. İstediğin gibi oynayamıyorsun tamam mı? Oyun hiç istediğin gibi gitmiyor. Bir takım oyun içinde olumsuz işler var. Sen de iyi oynamıyorsun. Rakibin seni arkandan tutunca tabii. Ne yapıyorsun? İster istemez. Bırakmıyor da seni kardeşim. Rakip bırakmıyor da. Adam yani gideceksin. Abi Selçuk dünyanın en efendi çocuklarından bir tanesi. Bir şey mi izleyelim? Bir bitireyim. Konuşur musunuz? Selçuk'a yolda bak. Selçuk'a yolda küfür etsen sana yumruk atmaz. Tekme atmaz bak yolda. Canlı birebir. Git yanından tek git terbiyesizlik atmaz. Yapma kardeşim git de. Yani aynen. Bu kadar beyefendi bir çocuk Selçuk. Kesinlikle. Hem fikirim. Tita'da bırakmadı onu. Ben de diyorum ki buradan normalde kırmızı kart oyundan o an attı ya ama bakacaksın eğer biraz bu futbolda adalet veya bir şey varsa kardeşim sen diyeceksin ki yani çok ağır tarih var. Tutmuşsun adamı bırakmıyorsun o da sinirlenme yeter bırak kardeşim demiş. Doğru yanlış ama normal olarak bu bir yani önceden. Tarih diyorsunuz. Yani tarih var çok tarihi i̇şte var tutmuş. Bu Sinan abi. Ama Ertemciğim doğru değil Selçuk'un yaptığı. Ama Tita'da tutmuş bırakmıyor kardeşim. İkisi de kırmızı kart mı? Selçuk'a da şey Tita'ya da gösteririm ben değil uzattığı mi? İçin. Bak Tita'ya da kırmızı kart gösteririm. Fazla uzattığı için. Abi sen bıraksan herifi ya. Çocuk bırak gitsin. O da yeter dedi. Bak ikisine de kırmızı kart göstermiş olabilir. Bak Tita'yı da o zaman gösterecektin. Mesela Tita'ya da gösterebilirdin. Ama ben Selçuk'un kırmızı kartını tahkimin yerinde olsam affetmiş. O lazım. Zaman Sinan abi şöyle bir şey diyemez miyim? Hani şöyle gelsem size şunu demezler mi? O zaman her faul yapılan adam da çaksın bir tane dönsün. İşte diyorum ya sana. Yani biraz da bunu artık anlaması lazım hakemin. Bak Mete Kalkavan'ın orada kırmızıyı göstermeli. Selçuk'a göstermesi normaldir. Ona da göstersin. Tita'ya da göstermeli. Ama ben Selçuk'un kırmızısını mesela affederim. Ağır tahrik neden? Var diyorsunuz. Neden affederim? Melo olsa affetmem. Mesela. Ha, Selçuk'tan dolayı diyorsunuz. Yani Selçuk böyle bir insan değil zaten. Böyle bir oyuncu değil. Ertemciğim anladın mı? Yani biliyorum, evet, Selçuk evet, zaten evet. Dünyanın en efendi aynen insanlarından öyle, yolda görsen öyle. Diyorum küfür etsen ya kardeşim bak işine falan diyecek yapıda bir çocuk. Evet. Ama sinirler de gergin. Ağır bir tahrik var. Selçuk kartını bile iptal bu hale geliyorsa abi oyun içinde evet. İstediğin gibi gitmiyor bak. Ertem şimdi futbolcu psikolojisi sağ çok farklı bir şey. Oyun gergin. Sağın içinde istediklerini yapamıyorsun. Top bir türlü girmiyor. Tribünden uğultu var. Zaten taraftar bekliyor. Zaten taraftar pusuda. Galatasaray taraftarı zaten pusuda. Ne pususunda?
İki hafta kötü giderse protesto pusu başlama. Onun pususunda bu da Galatasaray taraftarı zaten. Doğru. Bunları yaşayacağız, göreceğiz. Doğru. Bir Tite'yi bir dinleyelim. Sinan abi, o bir tekmeyi göstermiş, tekme izini göstermiş. Ya olabilir. Bir onu bir izleyelim. Sonrasında dönelim. Bakalım bir. Selçuk'un yaptığı bir hareket var. Onu nasıl değerlendiriyor? O que você acha sobre o movimento do Selçuk? Não, acho que foi errado ele ter me dado um chute por trás. Eu só segurei ele para matar o contra-ataque e ele me deu um chute. Tem até marca aqui na perna aqui com a chuteira dele aqui. Sim. Tabii pozisyon gereği Selçuk'un böyle bir hareket yapması doğru değil aslında diyor. Ben sadece pozisyon gereği atağı kesmek istedim diyor. Ama kendisi diyor orada sinirlenerek arkadayken tekmeyi atıyor. Um jogador como ele de seleção hala pode diyor, fazer um negócio desse. Hala diyor ayağımda bir o tekmenin izi var diyor. Você pode mostrar. Milli takımda oynayan, milli takımda seviyesinde olan bir oyuncunun böyle bir hareket yapması gerçekten doğru değil yani. O tek o izi bir görelim ama yani gerek yok Ertem. Yani iz yani izi görsen şiddetini veya şey hareket olarak baktığın zaman kırmızı doğrudur. Ama ben diyorum ki bir ağır bir tarih var, seni bırakmıyor futbolcu. Selçuk olduğu için yani mesela hiç affedilen kırmızı kart olmadı mı Türkiye liglerinde? Oldu. Oldu tabii. Bence affedilsin yani Selçuk'un. Çünkü Selçuk düzeyindeki bir oyuncuya. Abi adam bırakmıyor, seni tahrik ediyor. Doğrudur kırmızı ama ben sana söyleyeyim Ertem, şeye de göstermeli. Tite'ye de kart bence göstermeli. Bence de. Ben de Tite'ye kırmızı kart Tite'ye de kırmızı göstermeli. Evet, Selçuk'un yaptığı hareket yanlıştır ama yanlıştır. Ben şunu parantez olarak açıyorum. Her futbolcu için söylemem. Selçuk için bile bu hale geliyorsa eğer biraz beyefendi bir futbolcu kavramında düşünmesi lazım. Ertemciğim, beyefendi bir futbolcu olduğu için mesela yanlış kırmızı kart veya bilmem ne falan, ya bu doğru bir kırmızı. Ama bu kırmızı çok farklı. Bir futbolcu senin arkana geçmiş, seni bırakmıyor. Yani anladın mı? Arkana geçmiş, seni bırakmıyor. Bundan dolayı diyorum yani tabii olmaz, affetmezler kırmızı. Affedilecek diye bir affedilmez. Gösterilmiş ayrı bir şey. Yani muhtemelen de iki haftalar yani en azından. Direkt kırmızı ayrı. Ama Tite'ye de göstermen lazımdı. Mete Kalkavan'ın maçın içinde kötü düdükleri var. Kötü yönetim gösterdiği var. Her iki takım da aleyhine lehine. Ama bunda Hamza Hoca'nın serzenişte bulunmaması, yani kalkıp da yani biz sustukça başımıza işte eğdikçe bize vuruyorlar demek bir dakika uzatmadığı için mi, yoksa net goller atıldı da biz mi göremedik mesela? Değil. Hamza Hoca'nın bu konuşma Hamza Hoca'ya uymadı Ertemciğim. Bence de. Ha belki o sahanın içinden farklı görüyor. Hakemi farklı görüyor. Biz televizyon başında farklı görüyoruz. Bilemem. Ben kendi görüşlerime göre ben Hamza Hoca'nın maçtan sonraki konuşmasının eğer yarın daha sağlıklı, adrenalin yarıya insin, daha sağlıklı olarak düşünsün, bu konuştuğunu da bir dinlesin bakalım. Çünkü bu konuşma bu maça uyan bir konuşma değil. Yani bir dakika için bu kadar serzenişte, daha ligin 3. 4. haftasında bu kadar serzenişte bulunacak bir ortam değil. Ama Selçuk'un kırmızısı evet doğrudur ama Tita'nın ağır tarihi vardır. Ağır tarihi vardır. Tita'yı da atmalıdır. Sarıyla geçiştirmeyeceksin. Sarıyla geçiştirmeyeceksin. Ben katılıyorum size. Sarıyla geçiştirmeyeceksin. Tita'yı da atacaktı. Döneceksin oradan mesela Wederson. Wederson'da hakem mesela, şimdi bak hakem arkadaşlar, hakem zaten Wederson'a karta gidiyor. Zaten görüyor. Şimdi Galatasaraylı futbolcular gösterdi diye kart verdi deniliyor. Hayır, hakem zaten gidiyor. O an Galatasaraylı futbolcular geliyor Tita'ya şey yapıyorlar. Şeye Wederson'a. Yani diyorlar ki işte Galatasaraylı futbolcular işaret ettiler. Wederson'a attırdılar. Hayır, hakem zaten ona gidiyor. Gidiyor. Yani gidiyor. Ama dediğim gibi ben tabii mecazi biraz olayı böyle magazinsel yaptığım için diyorum yani. Selçuk'un kırmızısını affedilsin yani Selçuk, çünkü bu hareketi yapacak bir oyuncu değil. Bu ama Galatasaraylı futbolculara negatif bir etki yapmış Ertem. Doğru. Yaşananlar futbolla alakalı değil. Yaşananlar. Saha dışı. Saha dışı yaşananlar, transferler, o bu yapılanlar, yapılmayanlar falan filan, yönetim tarzında Galatasaraylı futbolculara bir takım negatif yansıması olmuş Ertemciğim. Kesinlikle. Gerginlik var. Galatasaray takımında gerginlik var. Şimdi Schneider tamam imzalayacak. 2 sene istiyor falan filan. İmzalar önemli değil. İnşallah aynı futbol. Ama bir tek Schneider yetmez. Tek Schneider yetmez. Şimdi biz burada Hamza Hoca'yı Burak'la ilgili eleştirirken değil mi? Evet. Bugün niye Burak'ı oynattın mesela değil mi?
bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Podolski, niye Podolski? Mesela bugün bence alınması gereken gerçekten Burak Yılmaz'dı. Milli takımda yorulmuş. Hem de çok yorulmuş. Adalesi çekti işte. Adalesi çekmiş. Adale çekti. Sıkıntı belli, çocuk aksıyor. Bugün Burak alınsa bir şey demeyecek. Bugün Burak'ı alman gerekirken almıyorsun, Podolski'yi alıyorsun. Bak Yasin hazır değil. Yasin fizik olarak iyi durumda değil. Değil. Bak Yasin'e bir şeyler olmuş. Mesela yorgun milli takımdan dönen bir oyuncun var. Alternatif santraforun var. Ertem'cim. Mesela bugün yapacaksın sen. Evet. Burak yani hamlesini bugün yapacaksın. Burak'ı bugün mesela dinlendireceksin. Umut'la oynayacaksın. Kesinlikle. Ama niye? Demek ki Umut'a güvenmiyorsun. Yani değil mi? Biz burada derken Burak varsa da bir santrafor da alman lazım bu takıma sevgili Hamza dediğimiz zaman bunu söyledik. Sen şimdi salı günü oynamadı mı Burak? Burak salı günü futbol oynamadı mı? Evet oynadı. Salı günü oldu. Yoruldu. 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 Bugün sen Burak'ı 3 gün sonra oynattın. Oynattın. Sende dinlenmiş santraforun var. Umut var. Evet. Oynat onu. Niye oynatmıyorsun? O zaman dönerim ben önceye. Demek ki Sivas maçında senin işte onu keseyim hırslansın falan değil. Senin zaten bir numaralı santraforun o. Zaten senin alternatifin yok. Tabii şimdi pazardan bu yana sayalım. Yok. Pazar günü milli maçı oynadık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. 5 günde. Pazar salı. Yani salıdan buraya şey pazardan perşembe buraya. Bir dakika dur. Cuma. Cuma yok perşembe. Perşembe pazar yapıldı. Pazar oynadık evet evet. Perşembe pazar oldu. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yorgun. Adilesi yorgun. 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 Nedir? Arka hayır, arka iki maç oynamış. Yorgunluk da var. Fark etmez. Arka arka iki tane maç oynamış. Dinlendir. Sen 3 hafta önce dedin ya kardeşim 2 hafta önce. Bu Burak hazır değil. Doğru. İşte biraz daha hırslandırayım. Alternatifi var zaten. Onu niye doğru yapmadın? Burak'a hamle yapabilirdin. Bir reklama gidelim mi? Gidelim Mahmut. Mahmut Kafe. Mahmut bir reklama kafe gidelim Mahmut. Evet bir kahve molası vereceğiz. Kahve molasından sonra konuşulacak çok konu var. Elimde akış çok kabarık. Fenerbahçe'de özellikle Fenerbahçe'de bir görüntü var ki şu 12 numaranın görüntüsünü bir ekrana versenize. 12 numaranın görüntüsü. 12 numara derken kaset olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Pereira, Vitor Pereira'nın hemen bir görüntüsünü ekrana getirelim. Çok 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 önemli şeyler var. Bakın bu görüntüyle reklama gidelim. Reklamdan sonra konuşulacak çok şey var. İstanbul bugün sular altındaydı. Biz reklama gidelim dönelim. Hadi bakalım.